Evet, şimdi betimleme araştırmasıyla ilgili bir örnek verelim. Bizde yapılan bir araştırma bu. Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin tecavüze karşı tutumları konusunda araştırmacılar 8 üniversiteden seçilen yaklaşık 800 civarında öğrenciye tecavüze karşı ne düşündükleri konusunda 3 farklı senaryoya dayalı sorular sormuşlar. Araştırmacıların cevaplamaya çalıştıkları sorular şöyle: kadınlar erkeklere oranla tecavüze uğrayan daha az, mütecavize daha çok sorumluluk mu yüklerler ve tecavüzü erkeklerden daha ciddi bir suç olarak mı görürler? Erkeksi cinsiyet rollerine sahip olan kadınlar ve erkekler tecavüze uğrayana daha çok, mütecavize daha az sorumluluk mu yüklerler ve tecavüze daha mı hoşgörüyle yaklaşırlar? Hem kadınlar hem erkekler birlikte çıktığı kişi tarafından tecavüz edilene daha çok, tecavüz edene daha mı az sorumluluk yüklerler sorularını cevaplamak üzere yola çıkmışlar. Yani burada bir bakıma kadınlarla erkeklerin tecavüze karşı kimi daha çok sorumlu tuttukları, bu cinsiyet açısından fark edip etmeyen bir özellik midir acaba diye merak etmişler. Bu amaçla 800 öğrenci seçilmiş İstanbul'daki üniversitelerden. Bunların yarısı, yarısından fazlası kadın. 368 erkek, 432'si kadın biçiminde. Dolayısıyla cinsiyete göre acaba bu konuda bir fark var mı? Bu ortaya çıkarmak istenmiş. Veri toplamak için araştırmacılar betimleme yöntemini kullanmışlar. Ve betimleme yöntemini kullandıkları ankette 3 tecavüz senaryosu yaratmışlar. Birinde birlikte çıktığı kişi tarafından tecavüz edilen bir kadın senaryosu var. İkincisinde bir yabancı tarafından, tanımadığı bir kişi tarafından tecavüz edilen kapalı giyinmiş bir kadın senaryosu var. Sonuncusunda da gene bir yabancı tarafından tecavüz edilen ama daha liberal, yani açık giyinmiş bir kadın senaryosu yaratılmış. Ve deneklere, 800 öğrenciye, tecavüze uğrayanın ve tecavüz edenin sorumlulukları, polise haber verilip verilmemesi, olayın suç oluşturup oluşturmadığı ve her senaryo için verilmesi gereken ceza hakkındaki görüşleri sorulmuş. Bu 3 farklı senaryo ile ilgili olarak. Veri toplamak için Likert ölçeği kullanılmış. Bunlardan örneğin bir tecavüz vakasında tecavüz edenle edilenin sorumlulukları 5'li Likert ölçeğiyle toplanmış. Örneğin bir tecavüzden işte erkek sorumlu değildir ya da sorumludur gibi, tamamen sorumlu biçiminde. Tecavüz edene verilecek cezalarla ilgili olarak da 6'lı bir Likert ölçeği geliştirilmiş. İşte acaba denekler verilecek cezayı ne bileyim para cezasıyla hadım etme cezası arasında hangileri arasında seçiyorlardı? İşte para cezası 1-7 yıl hapis, 8-15 yıl hapis, 16-20 yıl, 20'den fazla yıl ve son olarak da hadım edilsin diye. Tabii burada ilginç bir sıralama da göze çarpmıyor değil. Üstü kapalı bir şekilde, yani hadım edilmenin 20'den fazla yıldan daha fazla cezaya karşılık geldiği gibi bir varsayım söz konusu. Baştaki soruları
ölçmek üzere geliştirilmiş BEM diye bir araştırmacı tarafından bir cinsiyet rolü envanteri var. Dolayısıyla bu deneklerin, kadınların ve erkeklerin, daha doğrusu üniversite öğrencilerinin bu rollerden hangisini benimsedikleri konusunda da daha önceden geliştirilmiş olan bu envanter kullanılmış. Araştırmadan bazı bulgular, aslında araştırma çok daha fazla bilgiler veriyor ama özellikle literatür taraması kısmında araştırmanın çok çarpıcı bulgular var. Mesela Türkiye'deki polis teşkilatının olaya bakış açısıyla ilgili olarak neredeyse örneğin bazı kadınlar tecavüz edilmeyi hak ediyor önermesine karşılık polislerin neredeyse yarısı evet cevabını vermiş. Bu tabi literatür taraması ile ilgili kısım. Bizim araştırmamızdaki bulgular ise, daha doğrusu örnek olandaki bulgular, erkekler kadınlardan daha çok tecavüze uğrayanı sorumlu tutuyorlar. Yani ortada bir tecavüz varsa bunun sorumlusu kadınlardır görüşü egemen erkeklerde. Kadın ve erkeklerin neredeyse tamamı bir yabancı tarafından tecavüzü hoş görmüyorlar. Ama kadınların %12'si, erkeklerin %23'ü flört tecavüzünü suç olarak görmüyorlar. Yani neredeyse 4 erkekten biri birlikte çıktığı kişiye tecavüz etmeyi olağan görüyor. Üniversite öğrencilerinden bahsediyoruz. Bu araştırmadaki bulgular çok daha çeşitli. Daha sonraki derslerimizden birinde gene değineceğiz araştırmada kullanılan testlerle ilgili olarak üniversite öğrencilerimizin tecavüze karşı tutumları ile ilgili bir araştırmaya. Şimdi kısaca betimleme araştırmalarında etik, ahlaki sorunlarla ilgili birkaç şey söyleyelim. Daha önce deneysel araştırmalarda olduğu gibi bu tür betimleme araştırmalarında da gizlilik esas. Çünkü yaptığınız araştırmanın niteliğine göre gerçekten size çok değerli gizli bilgiler veriyorlar. Örneğin bir önceki araştırmada deneklerden biri ben olsam acaba tecavüzle ilgili görüşlerimi bütün açıklığıyla araştırmacıya sağlamaktan, eğer güven duymuyorsam verilerin gizli kalacağına, kaçınmaz mıydım sorusu akla gelebilir. Dolayısıyla bu son derece önemli. Her ne kadar masum gibi görünüyorsa da tecavüzde sorumluluğu kime daha çok yükleme konusunda. Betimleme araştırmasındaki denekler gönüllü katılmalı yaptığınız araştırmaya. Ama bu tür araştırmaları başkalarını yönlendirme kisvesi altında kullanmamak lazım. Yani sonuçları kötüye kullanmamak lazım. İşte biz bu araştırmayı yaptık. Çoğu kimse ne bileyim X diş macununu tercih etti. Siz de mi tercih edersiniz ya da buna benzer yönlendirmeler olmamalı. Bu tür betimleme araştırmalarında genellikle yapılan şeylerden bir tanesi, betimleme araştırmasındaki güven düzeyleri, kaç kişiye yapıldığı, deneklere ne sorulduğu vesaire. Babin'in kitabının sonunda kamuoyu araştırmalarını haber yapacak olan gazetecilere 20 tane soru verilmiş. Yapılan araştırma şu kriterleri sağlıyor mu diye. Ancak bunları sağlıyorsa medyada haber yapılmasını, ki bunların en önemlilerinden bir tanesi kuşkusuz özellikle kamuoyu araştırmalarında seçim sırasında bir sürü puanlar belirtiliyor ama yanılma payı konusunda hiçbir şey söylenmiyor. Ya da kaç kişi üzerine uygulandığı konusunda hiçbir şey söylenmiyor. Dolayısıyla ilgi duyanlar bu kitaptaki soru listesine, 20 soruya da bakabilirler. Tabii buradaki betimleme araştırmaları ile ilgili temel sorulardan bir tanesi de
özellikle hazırlanan anketlerle ilgili olarak kalite kontrol standartlarının olmaması. Genellikle anket sorusu hazırlama çok kolay bir iş, yalap şap yapılabilecek bir iş gibi gözüküyor. Halbuki soru sormak son derece zor bir konu. Ve karşı taraftan istediğiniz bilgileri alabilecek şekilde soruları formüle etmek son derece zor bir konu. Dolayısıyla ben ki gayri resmi olarak örneğin anket sorusu hazırlamayla ilgili kitap yazanlar vesaire bu tür danışmanlık hizmeti veriyorlardır ama genellikle yapılan iş yani şu konuda araştırma yapacağız, anket sorularını da şöyle hazırladık, hadi gönderelim biçiminde. Ama sıkı bir denetlemeye tabi tuttuğunuzda bizim daha önceki slaytlarda sözünü ettiğimiz soru oluşturma biçimi, işte iki önermeli sorular oluşturma, negatif cümleler kurarak soru oluşturma, dolambaçlı sorular oluşturma gibi birçok arızalar bu sorularda görülebiliyor. Betimleme araştırmasının güçlü ve zayıf yönlerine değinecek olursak, betimleme araştırmaları büyük bir evrenin özelliklerini tanımlamada yararlı. Kamuoyu araştırmaları da böyle. Yine büyük havuzlardan örneklem seçmeye dayanan sosyal bilim araştırmaları da. Toplanan veriler standart. Neden? Çünkü herkese aynı soruları soruyorsunuz. Herkes ne anlıyorsa o sorudan o cevabı veriyor. Yanındakine sorup ya acaba şunu mu demek istedi deme durumu yok. Birçok soru sorabilirsiniz belirli bir konuda. Güvenilirliği yüksek. Hatırlarsınız ölçüm kalitesinde iki temel şeyden söz etmiştik. Geçerlilik ve güvenilirlik. Güvenilirlik de tutarlılıkla ilgili bir şeydi. Yani farklı ölçümlerin tutarlı sonuçlar vermesi. Örneğin örnek olarak verdiğimiz Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin tecavüze karşı tutumları ile ilgili olarak bir başka 800 öğrenciyle araştırma yapılsa ve 3 farklı senaryoya dayanan aynı sorular sorulsa çok muhtemelen gene benzeri bir sonuç almak beklenir. Dolayısıyla bu açıdan güvenilirliği yüksek betimlemeye dayanan araştırmalar. Zayıf yönlerine gelince nadiren toplumsal yaşam bağlamında gerçekleştirilir. Bunu biraz daha açmak gerekirse örneğin tecavüz senaryoları ile ilgili olarak 3 farklı senaryo getirildi. İşte bir flört senaryosu, bir yabancı tarafından kapalı giyinmiş, bir yine yabancı tarafından ama açık giyinmiş bir kadına tecavüz edilmesi biçimi. Ama şimdi burada yani deneklerin bu olaya yaklaşımı farklı olabilir. Özellikle de cevap verme açısından. Her ne kadar burada amacımız hani tartışmanın sonuçları, pardon, araştırmanın sonuçları tartışılabilir demek değil kuşkusuz. Ama yapay bir durum olması akla gelen bir şey. Sonuçta bir senaryodan söz ediyoruz. Ben de buna cevap vereceğim. Ama gerçekten örneğin kız arkadaşım aynı şekilde bir tecavüze uğramış olsaydı bu anket sorusuna verdiğim cevaplar gibi mi cevap verirdim? Orası ayrı bir olay. Öte yandan güvenilirliği yüksek demiştik. Bazı yönlerden esnek değil. Yani aklınıza gelen bir şey ya şunu da sorsam olur mu deme şansınız yok. Çünkü sabitlenmiş durumda ve anket formları gönderilmiş durumda. Bu açıdan da her ne kadar güvenilirliği yüksekse de betimleme araştırmalarının geçerliği zayıf. Geçerlik neydi? Ölçmek istediğimiz kavramı gerçek dünyada tam olarak ölçüp ölçmemesiydi. Dolayısıyla da her zaman kavramın, örneğin tecavüz kavramının gerçek anlamını ölçmüş müyüz, ölçmemiş miyiz? Bu konuda bir miktar bize farklı bilgiler verebiliyor. Örneğin Likert ölçeği sorusunda diyelim ki cezalarla ilgili altılı bir sınıflama vardı. İşte ceza verilmesinden tutun hadım edilsine kadar. Şimdi gerçekçi düşünmek gerekirse hadım edilmek gibi bir
ceza yok bizde. En azından hukuk sistemimizde. Dolayısıyla nasıl cevaplar verildiğini tabii tahmin bile edemem ama örneğin sorulara cevap verirken bunun böyle bir cezanın olmadığını düşünerek ya da sırf işte yani cezanın şiddetini 20 yıldan daha fazladan sonra geldiği için verilebilecek en yüksek ceza olarak düşündüğü için. Ama tabii burada adli bir cezadan bahsetmiyoruz. Yani o açıdan da geçerlilik açısından bakıldığında bu tür sorunları özellikle betimleme araştırmalarında gündeme getirmek mümkün. Temel terimleri kısaca gözden geçirecek olursak, burada denek demek, anket ya da görüşme sorularına yanıt vererek analiz için bize araştırmacıya veri sağlayan kişi demek. Anket, veri toplamak için hazırlanmış araç demek. Ön yargı, deneklerin soruları belli bir şekilde yanıtlamasına yol açan sorular anlamına geliyor. Şartlı sorular ise belirli bir soruya bir yönde cevap veren kişilerin bundan sonraki şu soruları cevaplaması biçiminde yönlendirilmesi. Yanıt oranı anket gönderdiğiniz örneklemden kaçta kaçının sizin anketlerinizi geri döndürdüğü ile ilgili. Görüşme ise yüz yüze sorular sorarak gerçekleştirilen bir veri toplama tekniği. Bu tür görüşmelerde soru anlaşılmadığı zaman bazen denek teşvik edilebilir daha ayrıntılı cevap vermesi için. İkinci analiz ise daha önce yapılan bir araştırmadaki verileri başka bir araştırma sorusu için yeniden analiz etme anlamına geliyor. Özet olarak betimleme araştırması nicel bir araştırma yöntemi. Başta da dediğimiz gibi gerek keşfedici, gerek tanımlayıcı, gerekse açıklayıcı araştırmalar için kullanılabilir. Bu derste betimleme yöntemine uygun araştırmaları özetledik. Adım adım nasıl betimleme araştırması yapılabileceğini gördük. Etik sorunlara değindik ve güçlü ve zayıf yönlerini gözden geçirdik. Bir sonraki dersimizde bu sefer içerik analizi ve alan araştırması üzerinde duracağız. İçerik analizi nicel bir araştırma yöntemi ama nitel amaçlarla da içerik analizi gerçekleştirilebiliyor. Öte yandan saha araştırması ya da alan araştırması ise nitel araştırma yöntemi.